Gördüğünüz gibi burada bir sürü arf ve bir sürü sandalye var. Çünkü boyumuza göre doğru yükseklikte oturmamız çok önemli. Doğru yükseklik nedir? Tabii arpların boyları da çok farklı gördüğünüz gibi. Kendi arpınıza göre doğru yüksekliği bulmanız lazım. Bu arpa oturdum. Arpı üzerime aldığımda bu benim için fena bir yükseklik değil. Belki bir parça daha yüksek olabilirdim. Aşağı yukarı gözüm, buradaki donum mandalına geliyor. Bu iyi bir yükseklik. Ben bu yükseklikte rahat ediyorum. Örneğin. Hem kalın tellere hem de en ince tellere ulaşabiliyorum. Daha küçük bir arpa otursaydım, daha alçak bir taburem olması gerekecekti. Örneğin bu arpa oturuyorum ve bu tabure hatta yeterince alçak bile değil aslında. Ama fena değil bu yükseklik benim için şu anda. Yine bütün tellere kolayca ulaşabiliyorum zaten arp daha küçük olduğu için. Pek öyle bir sorunum yok. Asıl sorunum ne olabilirdi? Ben çok yüksek otursaydım, mesela yüksek oturayım. Bu çok çok sık yapılan bir yanlış. Belki bu kadar abartılı bir şekilde değil ama ufak bir arpa, örneğin buradaki sandalye gibi normal yükseklikte bir sandalye. Standart sandalye boyunda oturmak. Ne oldu? Kamburlaştım. Bu arpı çalabilmek için. Ne oldu? Sol elim yukarı çıktı. Geleneksel kelt arpı çalan, aslında İrlanda'da çok gördüğüm bir yanlıştı mesela İrlanda'ya gittiğimde. Genelde İrlanda arpları küçük ama yanlarında da sandalye gezdirmiyorlar. Onlar biraz daha ozan kafasında arpı alayım, hani gidelim ondan sonra publarda müzik yapıyorlar vesaire olduğu için. Normal bir sandalyeye küçücük arpa oturuyor. Sol eli yukarıda, sağ eli aşağıda. Olması gerekenin tam tersi. Bu sefer sol elden çok saçma gitara benzer bir ses çıkacak. Çok küçük bir arpım var. Ne yapacağım? Bu çok küçük arpa. Oturacağım yani yere mi oturacağım bu sefer? Hayır, bu sefer ne yaparım? Arpımı bir şeyin üzerine koyarım. Bir sandalyenin üzerine, herhangi bir yüksekliğin üzerine. Bir masanın üzerine. Arpıma göre küçük bir tabure alabilirim. Ne yaptım? Aldım. Küçük arpımı buraya koydum. Ve küçük arpımı boyunu yükseltirim.